bu çok yoğun ilaç kullanılıyor. Anneler, babalar çocuklarına parasetamol, ağrı kesici veriyor veya antibiyotik veriyor. Mesela Frankfurt'a yakın bir köyünde bir aile bademcik ameliyatı olan bir çocuğa doktoru diyor ki refakatçi kalan annesine ağlarsa, sızlarsa fitil ver diyor. Fitilin içerisinde de parasetamol, etken madde. Annesi de çocuk ağlayınca birkaç tane fazla fitil vermiş. Ne oldu? 10 yaşındaki çocuk parasetamoldan 2 gün sonra öldü. Otopsi sonucunda parasetamolun karaciğeri parçaladığı tespit edildi. Parça parça etmiş. Şimdi yani birçok insan hemen karaciğerin parasetamolun yan etkileri direkt hemen tespit edilemediği için anneler babalar sanki çocuğuna leblebi verilmiş gibi veriyor. Parasetamol karaciğere zarar verir. Böbreklere zarar verir, beyne zarar verir. Penisilin antibiyotikler zarar verir. Bağırsak florası bozulur. Bağırsak florası bozulursa yeterince vitamin, mineral, enzim akışı olmaz. Bu ne demek? Çocuğunuz geri kalacak. Hem fiziksel hem de ruhi olarak yani beyni olarak gelişmeyecek. Geri kalacak demektir. Cüce kalacak veyahut da fiziksel, beyinsel problemler çıkacak. Yani kimyasal ilaç Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da artık doktorlar yazmıyor. Mesela Almanya'da çocuk doktoruna gidin, çocuk doktoru size antibiyotik asla yazmaz. Bitkisel şuruplar yazar. Türkiye'de hala doktorlar çok ağır antibiyotikler yazıyorlar. Neden? Alternatif bilmiyor. Dünya alternatif çözümler üretiyor. Çocukları zehirlememek için. Türkiye'de hızla çocuklar arasında çok yoğun alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, nefes yolları rahatsızları, faranjitti, bronşitti, sinüzitti efendim birçok hastalık ortaya çıkıyor. Hızla yayılıyor. Birçok insanda, çocuklarda özellikle alerjik hastalık, cilt hastalıkları var. Bütün bunların temelinde kimyasal ilaç var. Kimyasal ilaçlar çocukları zehirlediği gibi gelişimini de ruhi ve fiziki olarak gelişimini engelliyor. Almanya'da bugün ben orayı çok iyi biliyorum da onun için Almanya diyorum. Binlerce gerizekalı okulu var. Binlerce gerizekalı çocukları ayırıyorlar. Çünkü diğer okullar diğer çocuklarla aynı sınıfta anlamıyor artık. Yeri bitmiş, gitmiş. Aileler, anneler, babalar zamanında alkol kullanmış, sigara kullanmış, çocuğu zehirlemiş. O çocuk artık diğer çocuklarına intibak edemiyor. Bu nedenle o çocuklar için özel okullar açmışlar. Türkiye'de de eğer ki anne ve babalar bu gidişe devam ederse, dikkat etmezlerse, beslenmelerine, alkol, sigara ve kimyasal ilaç kullanımına devam edilirse, doğacak çocuklar gerizekalı doğabilir, özürlü doğabilir. Doğduktan sonra da dikkat edilmezse, yine aşırı kimyasal ilaç kullanırsa, gelişimini engeller, çocukları zarar verirler. Bu da ileride çok büyük felaketleri tetikler.